de piyasanın rakamlarına bakacağız. Artık tatile doğru yavaş yavaş ilerliyoruz. ALB menkul değerlerden analist uzmanı Onur Altın telefon attığımızda. Sayın Altın, öncelikle günaydın. Günaydın Selim Bey, iyi yayınlar. Çok çok teşekkürler. Tatile doğru ilerliyoruz dedik ama bugün de önemli. Çünkü seçime gidilirken seçim öncesi önemli bir tatil. Yatırımcı ne yapacağına bugün daha net karar verecek. Çıkalım mı, kalalım mı? Siz neler söyleyeceksiniz rakamlarla söz sizde? Evet, hem tatile hem seçime giderken yatırımcının aslında şu anda temkinli kaldığını izliyoruz Selim Bey. Dünkü gelen verilere baktığımızda kapasite kullanım oranı bir önceki aya göre azalarak %75.5 olarak gerçekleşmişti. İmalat güven endeksi ise Ekim ayında 99.1 seviyesinden 100.5 seviyesine yükselerek TL'ye destek olmaya devam ediyor. Böylece TL güçlük alarak kurların da aşağıya doğru çekilmeye devam ettiğini gördük. Sektörel bazda güven endekslerini incelediğimizde hizmet ve perakende güven endekslerinin arttığını, buna karşılık inşaat güveninin azaldığını izliyoruz. Bu da bir miktar makroekonomik dengemizde bozulmalar yaratabilir. Özellikle seçimden sonra seçim sonuçları ve sonrasında hükümetin kurulup kurulamamasına göre güven endişesi piyasalarda hissedilebilir diye söyleyebiliriz. 2 yıllık gösterge tahvil tarafı dün bir miktar değişiklik göstermemişti. Bugüne baktığımızda ise bugün de herhangi bir değişiklik yok. Faizler 10.13 seviyesinde seyrediyor. Ancak özellikle borsa tarafında dün Iveco Holding ve bünyesindeki şirketlere kayyum atılmasına karar verilmesinin ardından borsa ve VIOP tarafında satışlar yaşandığını görmüştük. Yaklaşan seçimler öncesi de temkinli yaklaşan yatırımcıların ellerinde pozisyonla girmek istememelerini görüyoruz şu anda. Bu da satışları arttırıyor ve tekrardan aşağıya doğru hareketleri hızlandırıyor. Avrupa tarafına baktığımızda ise Avrupa tarafında dün Almanya'dan İFO iş güven endeksi gelmişti. Küresel taleptteki yavaşlamanın etkisiyle son aylarda hızını keserek beklentilerin altında geldiğini gördük. Avrupa borsaları dün günü karışık kapatmıştı. Bugün de biraz satıcılı izliyorlar. Amerika tarafında dün yeni konut satışları beklentilerin epey altında kaldı. 468 bin olarak gerçekleşti ve günü yataya yakın negatif kapattılar. Bugün ise Amerika tarafında önemli veriler var. İç tüketimi dayalı ABD ekonomisinde dayanıklı mal siparişlerinin izleyeceğiz. Beklentilerin üzerinde açıklanması dolar tarafına olumlu yansıyacaktır. Beklentilerin altında kalması ise dolardaki satışları hızlandırabilir. Yine hizmet PMI rakamları bugünün etkili verilerinden olacaktır Amerika tarafında. Rakamlara geçtiğimizde dolar TL tarafında 2.8950'nin altında kalan dolar TL'nin aşağı doğru baskısı devam ediyor. Önce 2.88'in altına kayarsak 2.8550'ye doğru düşüşler hızlanabilir. Eğer biz tekrar 2.8950'nin üstüne atarsak 2.9180'e doğru bugün yukarı yönlü hareket görebiliriz. Euro TL tarafında da benzer bir hareketlilik var. Euro'nun, Draghi'nin konuşmasından sonra Euro'nun gücünü kaybetmesiyle sert satışlar izlemiştik. 3.21'in üstüne çıkarsak 3.22.75'e kadar bir yukarı yükseliş söz konusu olabilir. Euro TL'de bu hafta 3.22.75 kıramadığı sürece satış baskısı ön planda olacaktır. 3.19.10'un altında da 3.17.40'a kadar bir gerileme yaşanabilir. Borsa İstanbul tarafında 79.300'ler deneniyor. Eğer o seviye kırılırsa önce 80.000, sonrasında 81.100 direnci test edilebilir. Aşağıda ise 79.300'leri geçemeyecek bir borsada 78.000'e kadar bir geri çekilme söz konusu olabilir. Son olarak gram altın tarafına baktığımızda gram altında hem dolar TL'nin aşağı yönlü yapısı hem de ons altının 1170'leri geçmekte zorlanması sebebiyle gram altında aşağı yönlü hareketlerin ağır bastığını görüyoruz. 109 seviyesinin üstünde 110 denemesi yapabilir. Aşağıda ise
%7.30'un altına inersek önce 106, daha sonra 104.50 destekleri denenecektir diye günü özetleyebiliriz Selim Bey. Sayın Altın, yarın piyasalar yarım gün mü? Yarın piyasalar evet yarım gün olarak işlem görecektir. Tamam, çok çok teşekkürler, iyi çalışmalar. Yarın da görüşürüz umarım. Şimdiden görüşemezsek de iyi tatiller, sağ olun. Sağ olun, size de iyi tatiller.